Türk-Rus ortak devriyesinin yeni görüntüleri yayınlandı bugün. Gözden kaçmış birçok ayrıntı o görüntüler sayesinde ortaya çıktı. Mesela Türk ve Rus askerlerinin devriye öncesi harita üzerinde yaptıkları çalışma. Ortak devriye ile aynı saatlerde Kamışlı'nın doğusunda, Rümeylan'da ise başka türlü bir hareketlilik yaşandı. Petrol sahalarını koruyan Amerikan birlikleri bölgede devriye attı, gövde gösterisi yaptı. Türk askerinin Rus askeri polisiyle Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği ilk devriyenin yeni görüntüleri yayınlandı. Devriye başlamadan önce Türk ve Rus askerleri harita üzerinde izlenecek güzergahı tespit etti. Koordinasyonun bitmesinin ardından harekete geçildi. Sivil giyimli YPG PKK'lı teröristlerin Türk ve Rus askerlerine karşı yaptıkları provokasyon kameralara yansımıştı. Provokatörlerin oyununu devriye sırasında yaşananları kaydeden bir Rus televizyonu ekibi bozdu. Bölge halkının Mehmetçi'ye gösterdiği sevgi Rus habercilerin kamerasına böyle yansıdı. 4 saatlik ortak devriye sırasında güzergah dışında bulunan Kamışlı'nın doğusunda da Amerikan ordusunun hareketliliği vardı. Uzun zamandır sessiz kalan Amerikan askerleri petrol kuyularının bulunduğu Kahtaniye'deki 40 kilometrelik bir alanda devriye attı. Yanlarındaysa her zaman olduğu gibi YPG PKK'lı teröristler vardı. We did leave soldiers because we're keeping the oil. I like oil. We're keeping the oil. Amerikan Başkanı Trump, Suriye'de sadece petrolü koruyoruz dedi ama Savunma Bakanı Pentagon, Trump'la aynı fikirde değil. Çünkü Amerikan askerleri geçtiğimiz günlerde çekildikleri Kobani olarak da bilinen aynı araba geri dönmeye başladı bile. Bu bölgede ise Trump'ın çok sevdiği petrol.